Efendim hayırlı sabahlar, günaydınlar, merhabalar, yeni güne merhabaya ve Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 23 Eylül değerli dostlar, pazartesi. Yepyeni bir başlangıç umuduyla sonbahar mevsimine girmiş bulunmaktayız. Yeni bir haftaya girdik. Umut ediyorum ki hem bizim için hem de dünyadaki tüm Müslümanlar için ve insanlar için güzel, barış içinde, huzur içinde geçireceğimiz sevgi dolu bir hafta olur. Evet, yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Yine güzel bir program hazırladık değerli dostlar sizlere. Bugün sevgili evlatlarımızı ve çocuklarımızı yetiştirirken annenin babanın öneminden, rolünden bahsedeceğiz. Yani karakter oluşumunda ailenin rolünden bahsedeceğiz. Önemli bir konu, çok da kıymetli bir konuğum var. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocamız bizimle birlikte olacak 1,5 saat boyunca. Ve çok sevdiğimiz bir isim daha, Yasemin Aslan bizlerle birlikte olacak. Onunla da kış hazırlıkları için müthiş bir şey yapacağız ama şimdi söylemeyeceğim, biraz merak edin bence. Ama şöyle bir camlarınızı açın, Eylül'ün artık böyle yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık ya, temiz havayı bir evimizin içinde de hissedelim istiyorum. Hazır çocuklar da okula gitmişken arkanıza yaslanın ve rahat rahat bir televizyon keyfi yapın. Çünkü değerli bilgiler olacak sizlerle paylaşacağımız. Evet, hazırsanız hemen başlayalım mı değerli dostlar? Ya Allah, Bismillah. Değerli dostlar, yeni güne merhaba başladı. Az önce de söyledim, yemek eğitmenimiz Yasemin Aslan'la birlikte pazartesiye güne merhaba dedik ve kış hazırlıklarıyla başlıyoruz. Malum sonbahar mevsiminde en çok yapılan şey nedir? Bütün Türk ailelerinin tükettiği ve kış boyunca hemen hemen her sofradan eksik olmayan turşu. Evet, turşu yapacağız. Hepimiz çok severiz turşuyu. Kesinlikle. Değil mi? Yasemin hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Demet Hanım, çok iyiyim, teşekkür ederim. Haftanın ilk günü tüm izleyenlerimize sağlıklı, mutlu, bereketli bir hafta diliyorum. Amin. Bugün onlar için iki çeşit turşu yapacağız. Güzel. Hazırlıklarımızı yaptık. Jalapeno turşumuz var, aynı zamanda Meksika biberi deniyor. Bir de cin biberi turşumuz var. Bunu önce kaynatarak, şimdi ben cin biberi turşusu için hazırlıklarıma başladım. Domatesimi kaynatıyorum. Yumurta domatesimiz ve normal domatesimiz var. Tamam, robottan çektik. Evet, normal domates kullandığımızda çok fazla sulanacak. Evet. O yüzden yumurta domates de kullanıyoruz. Burada da 2-3 adet kapya biberimiz var. Domateslerimizi ekleyelim. Bunlar bir taraftan kaynarken diğer taraftan da jalapeno turşumuzu hazırlayalım. Domates ve biber muhteşem de kokmuş stüdyo gerçekten de. Çok lezzetli bir evet, turşu oluyor gerçekten. İnşallah. Biz bir de bu turşuyu sadece akşam yemeklerinde değil, böyle sos gibi olduğu için ekmeklerin üzerine sürüyoruz. Hatta cumartesi pazar kahvaltılarında bile, değil mi? İştahı açıyor çünkü bunlar. Yemeklerin azıcık yancısı. Bence. Evet, kesinlikle öyle. Sofraya koymak gerekiyor. Bulgur pilavı yine öğlen öğlerinde kısır yaparız böyle hanımlar evet. Günlerde. Onların yanında da çıkartabiliriz. Harika. Domates sosumuz kaynasın. Şimdi jalapeno turşumuz var. Hı-hı. Meksika biberi de deneyebiliyor. Bunu yaparken kesinlikle eldiven kullanmalarını evet. Tavsiye ediyorum. Biz hazırlıklarımızı yaptık ama şöyle izleyenlerimiz için de tekrar gösterelim. Hı-hı. Çok kalın olmayacak, çok ince de olmayacak. Çıtır çıtır çok lezzetli bir turşu oluyor. Özellikle lokantalarda evet. Baş tacı, çok fazla servis edilen güzel bir turşumuz. Hı-hı. Böyle zehir gibi bir acısı yok. Bir acısı var ama değil mi? Tatlı bir acı sanki jalapeno'daki. Şimdi çok aşırı acı sevmeyenler suyun içerisinde 1-2 saat bekletip süzerlerse o derin acısı gidecektir. Oo, süper, güzel bir püf noktası. Ama biz suyun içinde bekletmedik. Direkt evet. Acı seviyoruz. Biz bu şekilde acı yapacağız. Doğru. Şimdi yapım aşamalarına başlayalım. Tamam. Şöyle 660 cc'lik bir kavanozumuz var. Kavanozumuzun dibine mayalanmayı sağlamak için 2-3 adet nohut atıyoruz. 2-3 diş sarımsağımızı koyduk. Tamam. Ve jalapeno turşularımızı normalde içerisine. Bütün turşuları yaparken de böyle hepsini nohut koyalım mı, tavsiye eder misin? Şimdi nohut mayalanmayı hızlandırır. Hı-hı. Çok fazla koymamak şartıyla 2-3 tamam. Adet konulabilir. Çok fazla mayalandığı zaman şişme yapabilir. Tamam. Fazla tavsiye etmiyoruz. Şöyle dibine iyice bastıralım. Güzel. Şimdi biz bu turşuyu hazır turşu yapacağız, hızlı turşu. Tamam. Sıcak suyla hazırlayacağız. Normalde klasik turşularımız
dinlenme suyuyla hazırlanıp ortalama 3 hafta ile 6 hafta arasında oluşan turşulardır. Bizim turşumuz 1 hafta içerisinde hazır olacak. Güzel, hızlı. Hızlı turşu. Evet. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Şöyle silme koyalım. Bir yemek kaşığı kaya tuzu. Böyle silme koyalım ki daha sonra kontrol edeceğiz. Tuz çok fazla olursa yenmeyecektir. Evet. Az olursa erime yapacaktır. O yüzden tuz miktarını silme ayarlayalım. Birkaç gün sonra da kontrol edelim. Eğer azsa tekrar ilave edebiliriz. Tamam, güzel. Şimdi üzerine şöyle bir tane de sarımsak kapatıyorum. Ve bir iki tane de şöyle küçük küçük limon tuzu ekliyorum. Limon tuzu eklemek istemeyenler limon da ilave edebilirler. Evet. Bir çay bardağı sirkemiz var. Ve kaynamış suyumuz. Şimdi onu soracaktım ben de. Kimisi mesela kaynamış suyu dinlendirip biraz ılıkken koyuyor, kimisi de sıcakken. Sen sıcak mı tercih ediyorsun? Şimdi o zaman klasik turşu yapmış oluruz. Tamam. Kaynar kaynar koyduğumuz zaman oluşumunun hızlı olmasını ve hemen turşumuzun hazır olmasını sağlarız. Şöyle kapağımızı da aldık. Kapakları da sıcak suya koydun. Tabii ki kapaklarımızı sıcak suda bekletiyoruz. Tamam. İstersen şunu alayım, sevgili izleyenlerimiz tabii daha ki rahat görsünler seni, olur mu Yasemin? Heh. Kapakları kapatma yöntemimiz her zamanki gibi iki geri, bir ileri. Sıkıca kapatıyoruz. Tamam. Ara ara ters düz yaparak şöyle kontrol sağlayacağız. Turşularımız kesinlikle güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edilmeli. Buzdolabına asla koymuyoruz. Artı 4'te kullanmıyoruz. Yani 17-18 derecede serin bir ortamda ve asla güneş görmemesi gerekiyor. Diğerlerini de bu şekilde hazırlayacağım. Bir haftaya kadar turşumuz yenmeye hazır. Harika, çok sevindim. Ara ara bakarız sana sevgili yönetmen tabii arkadaşımla ki neler yapıyorsun diye. Diğer zaten domatesle biber kaynarken de arada bir gelir cin biberinin içine atılışını falan hepsini bize ve sevgili izleyenlerimize gösterirsin. Tabii olur ki mu Yasemin'cim? Peki çok teşekkür ediyorum. Hadi. Vallahi 5 dakikada biz turşu yaptık sizleri bilmem ama bence bir programdan sonra gidip alışveriş yapabilirsiniz. Çok azıcık. O toplam o kasenin içine ne kadar turşu vardı? Burası yarım kilo. Yarım kilo. Evet. Süper. En azından birkaç tane çıkar. 2-3 kavanoz çıkar değil mi? Bu tabii böyle ki çıkıyor. Şimdi jalapeno turşusunu bir de közleyerek ve bütün olarak yapıyoruz. İçerisine lor peynir, normal peyniri, işte krem peyniri karıştırıp güzel bir krema hazırlayıp içerisine yerleştiriyoruz. Zeytinyağının içerisinde bekletip kahvaltılarda yine ara öğünlerde tüketebiliriz yemeklerimizin yanında. Harika. Onları da deneyeceğiz burada. Tamam, deneyelim, bol bol deneyelim inşallah. Çünkü dedim ya programın başında biz Türk milleti olarak turşuyu seven bir milletiz. Yaz kış fark etmez bize. Çok çeşit turşu yapacağız inşallah. İnşallah. Tarifleri deneyeceğiz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Tekrar geleceğim sana. Evet değerli izleyenlerimiz, sevgili İhsan Hocam da yerini aldı. Onunla beraber hoş bir sohbete hazır mısınız? O halde başlayalım. Değerli izleyenlerimiz, güzel bir konumuz var. Ailenin rolünü konuşacağız. Karakter oluşumunda ne kadar etkilidir çocuklarımızın üzerinde. 0538-011-2663 telefon numaramız, WhatsApp hattımızdan bize yazabilirsiniz. Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizden de yine soru ve görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz. Bekliyoruz sevgili dostlar. İhsan Hocam hayırlı sabahlar diliyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hayırlı sabahlar Demet Hanım. Teşekkür ederim. Çok şükür. Siz de afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun hocam. Sizleri gördük. Daha iyi olduk inşallah. Tam bir sonbahar mevsimini yaşıyoruz. Eylül ayındayız. Bugün resmi olarak da ekinoks, yani kuzey yarımküre olarak da sonbahar mevsimine girdik. Allah hayırlı uğurlu etsin diyelim. Amin. Bu mevsimlerde tabii biraz bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor, öyle değil mi hocam? Evet, öyle hakikaten. Yani mevsimsel geçişler, biraz önce arkadaşlarla da konuştuk. Evet. Eskiye göre biraz daha sanki hızlı oluyor. Çok hızlı. Yani baharları görmeden kışa ve yaza hızlı geçişler yaşıyoruz. Evet.
Bir de pandemi atlattık. Evet, gerçekten doğrusu öyle. Bağışıklık sistemini her zamankinden daha güçlü tutmak gerekiyor herhalde. Evet, öyle. Yani sağlık önce, ne olursa olsun. Hani eğitim veya işte diğer sosyal alanlarda yaşamış olduğumuz gündelik yaşamda zorluklar, sıkıntılar olabiliyor bazen. Hayat içerisinde her şeyi yaşayabiliyoruz ama sağlığımız olmadığı evet. zaman o günü hiç yaşayamıyoruz. Evet, evet. Önce sağlık diyoruz biz de. Çok teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir konumuz var. Çocuklarımıza, evlatlarımızı konuşacağız. Şimdi her doğan fıtrat üzerine doğar ve sonra da anne ve babası onu Yahudi ya da Mecusi yapar, Hristiyan yapar. Hadisiyle başlamak istiyorum hocam. Bu hadiste söylenmek istenen ana fikir nedir? Biz bu hadisi okuduğumuzda ne anlamamız gerekiyor? Evet. Kuşkusuz Peygamberimizin bütün sözleri, yani sadece hadis-i şerifler değil, söz, davranış, eylem, biliyorsunuz sünnet-i seniyye, onun yaşantısı bizim için pek çok açıdan örneklik teşkil ediyor. Bu sözde de Peygamberimiz insanın doğasına, fıtratına, tabiatına dikkat çekiyor. Ve doğuşta aslında insanın doğduğu ortamın rengiyle bir süre sonra renklenecek, bürünecek, o ortamın tadını, kokusunu, havasını teneffüs ede ede onun bir parçası olacağını ifade ediyor. Müslüman bir ailede doğduk elhamdülillah, hepimiz bu inancı sahiplendik, benimsedik. Daha sonra bilinçli olarak da Müslümanlaştık, İslamlaştık ve o inancı devam ettirmeye gayret ediyoruz. Ancak farklı bir coğrafyada, başka bir kültürde, örneğin Honduras'ta dünyaya gelseydik muhtemelen bir Katolik olacaktık. Daha eski zamanlarda, bundan 300 yıl önce dünyaya gelseydik muhtemelen bir yerli kabilenin adını bile henüz bilmediğimiz bir inancına mensup olacaktık. Peygamberimiz esasında kültürle inanç arasındaki bağlantıya burada dikkatlerimizi çekiyor ve doğduğu ortamın insanın inancını büyük ölçüde belirlediğini söylüyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da da bunu destekleyen ifadeler kuşkusuz seyircilerimizin zihnine geliyordur. Şems suresinde bir ayet-i cellede Cenab-ı Hak diyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, yani önce nefsi tezkiye ettiğinden bahsediyor. Daha sonra ona iyilik ve kötülük potansiyellerini verdiğinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Bakın burada ilham ifadesini kullanıyor. Yani bir yerde insana sadece benzetme maksatlı söylüyorum. Bir tür vahiy gibi, yani onun genetiğine, genetik kodlarına anlaşılsın diye yine söyleyeyim, hard diskine bir tür yazılım olarak Cenab-ı Hak onu ilham ettiğini, yerleştirdiğini söylüyor. Tabii insan fıtraten temiz bir varlık, ancak kötülüğe de meyilli, iyilik gibi. Anne baba, doğduğu çevre, sosyal ortam onu kendine benzetiyor bir süre sonra ve onu karakter inşa sürecinde etkileyen ilk örnekleri ailede almaya başlıyor. Peygamberimizin bu hadisinde bir şeye daha aslında dikkat çekiliyor. O da şu, diyor ki bakın ayet-i celilede, yani onu başka bir inanca ait kılar. İnancını değiştirir diyor aslında. Demek ki her doğan İslam fıtratı üzere doğarı destekleyen bir ifade bu. Doğuşta insan temiz. Hristiyanlarda olduğu gibi asli günah, yani uydurdukları, daha doğrusu hani gerçekliği bugün artık ispatlanamayan, doğuştan herkesin günahkar doğup daha sonra onun temizlendiği, o günahından bir şekilde kurtulduğu şeklindeki bir inanışın da esasında ne kadar anlamsız olduğunu bu hadis-i şerif bize gösteriyor. Çünkü insan temiz doğuyor, temiz fıtratını koruduğu ölçüde de yaratılışına yakın bir hayat yaşamış oluyor. Fıtrata dönmek dediğimiz bir tabir var, hep kullanırız. Hatta bugünlerde biraz daha moda tabirle fabrika ayarlarına dönmek diyoruz. Yani fabrika ayarlarımızda sorun yok. Orijinalimiz o çünkü. Ve orası temiz, orası saf, orası arı duru. Orası tıpkı böyle süt gibi katışıksız, efendim mayalanmaya müsait. Hani sütü mayalarsınız, yoğurda dönüşür. Efendim bir süre sonra farklı işlemlerden peynire dönüştürebilirsiniz. Tereyağı çıkartabilirsiniz, işte kaymağını alabilirsiniz vesaire. Aslında insan da yani her tür yoğunlaşmaya, kıvama ermeye potansiyel olarak müsait bir şekilde dünyaya gelmiş oluyor. Peygamberimizin bu hadisi çok yönlü okunabilir ama herhalde
ana esaslar olarak bunları hatırlatmak şimdilik yeterli. Evet. Hocam biliyoruz ki biz Peygamber Efendimiz geldiğinde o çağda gerçekten kaotik bir ortam vardı. Sıkıntılı bir ortam vardı. Hatta hep söylüyoruz kız çocuklarının bile öldürüldüğü bir ortamda Peygamber Efendimizin gelmesiyle beraber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuklara karşı olan bakışını, aileye olan bakışı, her şeyi bambaşka, hani bizde de yeni bir format atılmış gibi diyelim, daha çok anlaşılsın diye. Resetledi ve her şey yeniden başladı. Tabii onun yaşadığı aile hayatı da birçok oradaki işte sahabeler başta olmak üzere örnek oldu. Onun sergilediği tutumlar, hareketler, çocuklarına olan davranışı, gençlere olan davranışı ve eşlerine karşı olan davranışını da biz örnek olarak hayatımızda sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii bu karakter inşasında Peygamber Efendimizin o zaman bize gösterdiği o tutumlar aslında bizim için çok birer iyi bir örnek, öyle değil mi hocam? Evet, elbette. Peygamberimiz yine sevgili seyircilerimizin zihnindedir. Malum bu hafta Mevlid-i Nebi haftamız. Mevlid-i Nebi haftası camiler ve din görevliler haftasıyla birleşti. Bu sene öyle kutluyoruz. Ne güzel. Peygamberimizin esasında doğumu bir müjde insanlık açısından. İfade ettiğiniz gibi cahiliye olarak nitelediğimiz insanın değersizleştiği, hatta meta olarak herhangi bir nesne gibi alım satıma konu olduğu, üstün olanın, güçlü olanın egemen olduğu, hukukunun geçerli olduğu, daha doğrusu hukuksuzluğun egemen olduğu bir toplumsal düzene doğdu. Ve bu düzenin bütün bileşenlerini eleştirdi. Çocukluğundan itibaren. Yani peygamber olmazdan önce de malum ona Kur'an'ın tabiriyle üsve-i hasene, en güzel örnek olarak bakıyordu insanlar ve Muhammedül Emin diyorlardı. Yani özü sözü doğru, kendisine güvenilen insan. Demek ki inancın özünde aslında güven var. Güvenin olmadığı yerde inançtan bahsetmeniz anlam ifade etmiyor. Çünkü insanlar arası ilişkilerde hukuku tanzim eden, insanların hakkını, adaletini tesis eden, onlara merhametli ve yaşanabilir bir dünya inşa eden bir bakış açısını diğer türlü kurmanız mümkün değil. İşte Peygamberimizin örnekliği dendiğinde öncelikle akla onun hakkaniyeti, onun adaleti, onun hayata bakıştaki ölçülü ve dengeli tavrı geliyor. Ve karakter inşasında bugün belki bizlerin, özellikle yetişkinlerin, anne babaların çocuklarıyla temas kurarken en çok dikkat etmesi gereken bu güven kültürü. Onu oluşturamadığınızda doğrusu hiçbir sosyal ilişkide karşıdaki insana güven telkin edemediğinizde bağlantı noktalarını doğru kuramıyorsunuz. Böyle olunca da karakter harcının hamurunu kararken aslında oraya bir maya, biraz önce ifade ettiğimiz gibi yanlış mayalıyorsunuz o insanı. Yani kıvama ermesi artık mümkün değil. Çünkü orada genetik kodlarıyla örtüşmeyen, hatta çoğu zaman çatışan ve onunla insanla hayat arasındaki bağlantıyı sağlıklı kuramayan bir çerçeve şekillenmeye başlıyor. Tabii Peygamberimizin örnekliği deyince üç şey benim aklıma geliyor. Bunlardan bir tanesi, Peygamberimiz asla yalan söylemeyen bir insan. Hatta bize de diyor ki, bizi aldatan bizden değildir. Yani aldatmak, kandırmak, bugünkü tabirle efendim pembesi, beyazı, masumu olmayan bir doğruluk, dürüstlük kültürünü ifade ediyor. Çünkü yalana kılıf buluyor bugün insanlar. Bir şekilde kendi yapıp ettiklerini meşrulaştırmak için ne yapayım? Yani aslında yapmamam gerekir ama mecbur kaldım. Öyle davranmak durumundaydım. Belki çocuklara küçük küçük, böyle çocukluktan itibaren yetişkinler dürüst olmamayı, yani güvenilir olmamayı farkında olmadan telkin etmeye başlıyorlar. Yani o pembe ve beyaz yalanlar bir süre sonra insanın hayatını, kendi hayatlarını ya da başkalarının hayatlarını zor duruma sokacak kötü ve çirkin yalanlar haline gelebiliyor. Siz diyorsunuz ki bizler anne baba olarak nasıl sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hiç yalan söylemediyse, çocuklarımıza biz de hiç yalan söylemeyelim ya da dışarıya, ki onlar da o tam karakter oluşumu başladığı andan itibaren onu içselleştirmesin, almasın, normal gibi görmesin diyorsunuz. Görmesinler. Yani bazı durumlarda söylenebilir dediğimizde aslında güvenilir olmalıyız, evet, ama bazen askıya alabileceğimiz bir değerdir, güven değeri gibi algılanıyor. Halbuki sevgili Peygamberimiz çocukları kandırmak niyetiyle bile
Yani hani bazen böyle yetişkinler yaparlar. Evet. Bizim eskiden beri var olan bir şeydir bu. Hani çocuk ne olacak? Yani kandırma maksatlı. Hani o an çocuk da çünkü bazen bir şeyi çok ısrarla istediğinde onu ikna etmek yerine o an böyle pratik çözüm üretme gayreti kendince aslında ona bir takım değersizlikleri farkında olmadan normalleştiren bir bakış açısını inşa etmeye başlıyor. Böyle olunca işte Peygamberimiz diyor ki orada bile asla yalan söylemeyin. Hı hı. Gerçeğin hilafına hareket etmeyin daha doğrusu. Karakterinizi doğruluk ve dürüstlük üzerine inşa edin. Nitekim Kur'an-ı Azimüşşan'da emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti celilesi indiğinde Hud suresindeki Peygamberimiz diyor ki beni bu sure özellikle bu ayet ihtiyarlattı. Evet. Yani o kadar ağır geldi ki doğru ve dürüst olmak. Çünkü dürüstlük, güvenilir olmak, emanete ehil olmak demek aynı zamanda. Peygamberimiz de biliyorsunuz emin biraz önce ifade ettiğim vasfına sahip bir insan. Dolayısıyla emanet edilebilir olan insan oluyorsunuz, güvenilir insan oldunuz. İşte karakter harcının hamurunu güven mayasıyla kardığınızda insanın karakteri henüz daha aile ortamında şekillenmeye, doğru şekillenmeye daha doğrusu başlıyor. Çünkü bugün Demet Hanım karaktere etki eden o kadar farklı bileşenler var ki çocukların özellikle bu dürüstlük kültürü, eksenli bir hayat tasavvuruna sahip olması oldukça zorlaştı. Çünkü erken çocukluktan hatta bebeklik çağından itibaren anne babaların kontrolü dışında pek çok mesaja çocuklarımız muhatap oluyor. Mesela ben hep bu tür programlarda söylüyorum. Anne babalar bazen bebeklerine işte yemek yedirmek için, çoğu zaman onları beslemek için reklam açarlar. Hı hı. Yani akıllı telefonlarından reklamı açarlar, böyle karşısına koyarlar. İşte bebekler de onları seyrederken bilinçsiz bir şekilde ağzını açar. Hı hı. Sözde besliyoruz çocuklarımız. Evet doğrudur, fiziksel olarak beslendikleri. Ancak zihinsel ve ruhsal olarak acaba doğru besleniyorlar mı? Hı. Belki de en önemlisi o. Çünkü bedensel anlamda ihtiyaçlar bazen ertelenebilir, bir süre geciktirilebilir. Bunların belki çok büyük tahrip edici etkileri insan üzerinde olmayabilir. Yetersiz beslenmenin. Ancak yetersiz ya da kötü zihinsel ve ruhsal beslenmenin sonuçları hayatın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkıyor ve çoğu zaman geri döndürülmesi mümkün olmayan karakter hasarları çocuklarımızda bırakıyor. Kesinlikle. İşte burada belki sevgili seyircilerimize hemen programın başında bunu hatırlatalım. Diyelim ki çocuklarımızın karakterine anne babanın bilinçli davranışları ne kadar olumlu etki ediyorsa, bilinçsizce yaptıkları yanlış davranışlar ve hareketler de o ölçüde yanlış tesir ediyor ve çocuklarımızın istemediğimiz ölçüler içerisinde karakterini şekillendirmeye maalesef devam ediyor. Evet, İhsan Hocam aslında sevgili dostlar o kadar önemli bir şey söyledi ki, belli bir yaşa gelen çocuklarımızı, evlatlarımızı bizi üzdüğü zaman özellikle de diyoruz ki kendi kendimize, bazen eşimize suç atıyoruz, babasına benzedi. Bazen anneye benzetiyoruz, halaya, teyzeye benzetiyoruz ama aslında hocamın söylediği, siz onu ilk doğduğu günden itibaren sizinle birlikte büyüdükleri için, o ailenin içinde şekillendiği için kişiliği, sizden ne gördülerse onu yapıyorlar diyor. Peki hocama sormak isterim tabii ki de. Bazen bize hiç uygun olmayan davranışlar sergileyen ya da sosyal olarak da dışarıya çıktığımız zaman, hoş olmayan şeylerine rastladığımız zaman ya da dışarıdan tepki aldığımız zaman çocuklarımız için biz neler düşünüyoruz? Diyoruz ki suçlu o, benim hiçbir suçum yok, ben onu elimden geldiğince iyi yetiştirdim. Ama demek ki burada bir eksikliğimiz var ki mutlaka gözden kaçan bir şeyler var ki çocuğu farklı yönlere yönlendirebilmişiz. Bu sorunun cevabını alacağım ama bunun yanı sıra lütfen siz de 0538 011 26 63 WhatsApp hattımıza veyahut Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimize yazın. Eğer çocuklarınızla ilgili çözemediğiniz böyle küçük de olsa bir yol ayrımına geldiyseniz sevgili hocamın deneyimlerinden ve bilgilerinden faydalanabilirsiniz. Bekliyoruz sevgili dostlar. Evet hocam, mutlaka siz de etrafınızda ya da belki kendinizde hepimiz yaşıyoruz, bakıyoruz ki ya bu çocuğun davranışı neden böyle? Bana hiç benzemiyor. Babası da böyle değil, ben de böyle değil diyoruz. Veya işte bazen işte dedesine mi benzedi, halasına mı benzedi diye. Ama aslında o evin içinde büyüdüğü için farkında olmadan biz bir hata yapıyoruz. Bu gözden kaçıran küçük şeyler ileride büyük sorunlara neden olabilir mi?
Evet, yani doğuştan getirdiğimiz potansiyeller, Peygamberimizin hatırlatımıyla aslında fıtrat, bugün işte özellikle gelişim çalışanlar buna kalıtım diyorlar. Evet. Kalıtımsal bir takım özellikler kuşkusuz insan karakteri üzerinde elbette etkili. Yani aynı ailede yetişen iki kardeş birbirinden çok farklı olabilir niteliklerle bir süre sonra yetişkin hale gelebiliyorlar. Ancak biraz önce ifade etmeye çalıştığım, özellikle bebeklik çağından itibaren çocuklarımızın maruz kaldığı içerikleri bütünüyle artık bugün kontrol etme imkanımız yok. Büyük sorun da tam burada başlıyor. Doğrusu biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi çocuklarımızı zihinsel ve ruhsal olarak besleyen bizim dışımızdaki faktörler nelerdir sorusunu sıkça sormak ve orada bir sorun varsa onları revize etmek, onları düzenlemek durumundayız. Çünkü oradaki gecikme bir süre sonra çocuklarımızın karakterinde zor telafi edilebilecek bir takım hasarlar ortaya çıkartabiliyor. Tabii sosyalleşme ajanı diye tabir ediyoruz biz sosyolojide. İlk sosyalleşme ajanları anne babalar kuşkusuz ve akran grupları, yani arkadaşlıklar. Şimdi bizim çocukluğumuzda arkadaş deyince mahallede oyun oynadığımız çocuklar akla gelirdi ve biz onlarla vaktimizin büyük bölümünü ev dışı ortamlarda geçirirdik. Ancak aile büyüklerinin kontrolünü hissederdik. Yani anne babalar kimle oynadığımızı, hangi oyunları, hangi içerikleri daha çok tükettiğimizi ve ne tür efendim seslere ve görüntülere muhatap olduğumuzu bilirlerdi. Ve zaman zaman hatırlatmalar yaparlardı. İşte şu çocukla oynama, bu oyunu bu kadar sık gündemine alma ya da bu ortamlara çok fazla girip çıkma gibi bizi kontrol ederlerdi. Yani anne baba, ebeveyn kontrolü o dönemde çok daha etkiliydi. Çünkü nüfus bu kadar artmamıştı. Evet. İnsanlar daha çok kırsal kesimde hayatını Türkiye özelinde de dünyada da sürdürüyorlardı. Bu kadar şehirler insan yığınlarıyla dolmamıştı ve kontrol dışına çıkmamıştı. Ve daha da önemlisi bugünkü gibi dijitalleşen bir çağda değildik. Ancak bugün özellikle çocuklarımızı dış çevre etkisinden korumaya çalıştığımız dönemler arar hale geldik. Çünkü sokakta oğlumuz kızımız oynarken pencereyi açıp anne babalar hadi oğlum artık eve gel diyebiliyordu. Evet. Ama bugün odasına giriyor çocuklarımız, kapısını da kilitliyor. Ekran karşısında saatlerce kilitlenmiş bir şekilde hipnotize olmuş gibi o ekrandan beslenmeye devam ediyor. Evet. Ve çoğu zaman anne babalar o içeriklerden yeterince haberdar olmadıkları için çocuklarımızın ne tür zararlı içeriklere muhatap olduğunun da farkına varamıyorlar. Bir takım öngörülerde bulunuyorlar. Ancak burada da klasik dil genellikle yasaklama üzerine kurulu. Oğlum, kızım kalk ekran başından, kapat şu bilgisayarı, ödevini yap gibi bir takım ezberlerin tekrarlanmasından ibaret kalıyor. Halbuki çocuklarımızı kontrol etmek demek bir takım yasaklar getirmek demek değil. Yani burada en önemli hatırlatmamız bu olsun. Yasakçı bir dil, kısıtlayıcı bir dil bugün özellikle yeni nesilde çocuklarla iletişimde maalesef sorun çözmek yerine daha büyük sorunlara kapı açıyor. Evet. Peki hocam ne yapalım derseniz benim önerim önce çocuklarımızın muhatap olduğu içerikleri biz de tanımaya çalışalım. Yani neden o içerikler çocuklarımıza bizimle iletişim kurmaktan çok daha cazip görünüyor? Neden o içerikleri üretenler ne tür formatlar, biçimler kullanıyorlar da bizden çocuklarımızı alıp başka bir dünyanın parçası kolaylıkla kılabiliyorlar? Şimdi bakın bunlar çok ciddi, gerçekçi sorular. Ancak bu soruların muhatabı olan çocuklar ve bizler çözümünü bilmiyoruz esasında. Yani tek bir kişinin, anne babanın ya da çocuğun kendisinin çözümleyebileceği efendim basitlikte bir sorun değil esasında. Bu küresel bir sorun. Evet. Çünkü zaman zaman farklı ülkelerden akademisyenlerle karşılaşıyoruz. Onlarla her görüşmemizde şunu soruyorlar. Gençler ve çocuklar daha çok neye ilgi duyuyorlar bugün? İlgi, gündem oluşturdukları konular neler? Biz de diyoruz ki işte sosyal medya içerikleri. Sizde nasıl, bizde de aynı diyorlar. Onların kaygısı bizim kaygımızla büyük ölçüde örtüşüyor ve benzeşiyor. Tabii böyle olunca aslında bu küresel problemin küresel çözümleri olması gerekiyor. Orada da zannediyorum işte en temel adım bilinçli internet kullanımı ya da sosyal medya kullanımı.
Burada da çocuklarımız özellikle erken çocukluktan itibaren yine anne babayı model alıyorlar. Hmm. Yani anne sürekli elinde bir takım içerikleri cep telefonundan kontrol ediyor, tüketiyor. 7-24 belki onunla muhatap oluyor. Hmm. Baba aynı şekilde çocuklar eskisi kadar anne baba ilgisi, şefkati, sevgisi göremeyebiliyor. Bazen bu tür örnekler okul ortamında bile tekrarlanıyor. Yani ikinci sosyalleşme süreci artık formal eğitim, öğretim, bir takım bilgilerin aktarıldığı ortamlarda bile biz teknoloji destekli eğitimleri daha çok önemsiyoruz. Yani çocuklarımıza tablet dağıtıyoruz, efendim sınıflarına Wi-Fi bağlantıları kuruyoruz. Dolayısıyla bundan artık geri dönüş mümkün değil. O zaman biz bu içerikleri nasıl bilinçli tüketebiliriz sorusunu her platformda sormak ve ona uygun bir takım çözümler üretmek durumundayız. Kesinlikle hocam. Şöyle diyebiliriz belki. Bakın bilinçli tüketimden kastım, hani kapalı kalmasın konu, şu aslında hem anne babanın, okulda öğretmenin, akranların dijital içerikleri tüketirken hangi kurallara, ilkelere riayet etmeleri gerektiğiyle ilgili içselleştirilmiş bir takım bilgileri kastediyorum. Bunun adı okuryazarlık becerileri. Evet. Yani medya okuryazarlığı diye bugün sıkça tekrarladığımız. Aslında medya okuryazarlığı eğitimi verilen bir alan haline geldi. Ancak mutlaka eğitim almamız gerekmeye de bilir bu konuda. Genel bir bilinçlenme, bir kamusal bilinçlenme, işte bir takım kamu spotları bilinçli internet kullanımı ile ilgili zaman zaman yayınlanıyor. Anne babalar, bilinçli anne babalar bu konuda bir gayret ortaya koyuyorlar. Ancak özellikle yetişmekte olan nesillere bu kültürü aktaracak, transfer edecek olan bizlerin kendi hayatında, bireysel öznel yaşantısında da bu kültürü edinmesi, sahiplenmesi ve en önemlisi örneklendirmesi gerekiyor. Bir şeyi bilmek yeterli değil. Evet. Onu bilince taşımak ve davranışa dönüştürmek çok daha önemli. Çünkü bugün Demet Hanım, herkes her şeyi biliyor. Yani bir arama motoruna bir kelime, bir sözcük girdiğinizde binler, belki milyonlarca sayfa bir anda karşınıza dökülüyor. Evet. Bilgiye erişimde sorun yok. Ancak bilgi okuryazarlığında sorun var. Yani hangi bilgi nasıl ve nerede kullanılacak ve ne ölçüde kullanılacak? Yani onun ölçüsü, kıvamı, dengesi, kullanım sıklığı hepsinden daha önemli hale geliyor. Evet. Evet. Çok önemli gerçekten, bu söylediklerinizin her birini çok önemsiyorum hocam. Çünkü biz bilinçli bir telefon kullanıcısı ya da işte sosyal medya kullanıcısı olursak tabii ki çok önemli. Çocuklarımız bizden örnek alarak ilerleyecekler. Ama bunu bilmek önemli dediniz ya, sadece bilmek değil, eğer biz evde uygulamıyorsak bunu, evet biliyoruz ama evde yapmıyorsak, akşam saatinde işte yemekten sonra oturup anne bir tarafa, baba bir tarafa elinde telefon ya da tablet ya da televizyon da dahil olmak üzere sürekli bir iletişim aracıyla hemhal olduğunda çocuk orada sıkılacaktır. Bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. O çocuğa alan açmamız gerekiyor. Onunla vakit geçirmemiz gerekiyor ki işte sosyalleşsin, değerleri, kültürleri, o aile ortamının huzuruna ve tadına varsın. Tabii bunlar çok önemli. Sosyal hayattaki almaları gereken değerler eğitimi önce ailede başlar diyorsunuz. Bir de en önemlisi İslami değerler var, öğretiler var. Dinimizi de en güzel şekilde galiba anne ve babadan öğreniyoruz. İlk onları görüyoruz çünkü. Evet. Başını örttüğünde, namaz kıldığında, oruç tuttuğunda, yalan söylemediğinde ya da zekat verdiğinde bile, evet, sadaka verdiğinde bile anneyi ve babayı rol model olarak alıyorsun. Bu anlamda neler söylemek istersiniz sevgili annelere, babalara? Dinimizi, ibadetlerimizi çocuklarımıza öğretirken neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız? Evet, çok önemli. Anne babalar her açıdan model alınıyor kuşkusuz. Hı hı. Özellikle kız çocuklar anneyi, erkek çocuklar babayı modelleyerek, onun gibi olmaya çalışarak, farkında olarak ya da olmayarak hayata hazırlanıyorlar. Özellikle erken çocuklukta tabii oyun çok önemli bir öğrenme aracı. Hı hı. Çocuklar oyun oynayarak gerçek hayat ilişkilerini bir şekilde tanzim etmeye çalışıyor. Hı hı. Burada maalesef biraz önce ifade ettiğim gerçek sosyalleşme ortamlarındaki oyunların yerine dijital oyunların almış olması bir handikap olarak görünüyor. Hı hı. Ancak orada da nitelikli, kaliteli içerikler ki son dönemde üretilmeye, evet, başlandı. Arttıkça muhtemelen bir takım televizyon kanalları, işte Diyanet Çocuk gibi, TRT, evet, Çocuk gibi, hı hı, yani böyle nitelikli içerikler çocuklarımıza, çizgi filmler, diziler, efendim bir takım içerikler sunuldukça, öyle zannediyorum anne babaların da
eli kuvvetlenecek. Yani onlar da çocuk eğitiminde bir takım materyal desteklere böylece kavuşmuş olacaklar. Ancak bu bizi bir konfor alanına taşımamalı. Yani bir yerlere çocuklarımızı emanet ettiğimizde kendi görevimizi yapmış olmuyoruz esasında. Burada fiili olarak yani anne babaların da aktif roller üstlenmesi kaçınılmaz. Ne yapabilir anne babalar? Anne babalar çocuklarıyla iletişim kurmayı her fırsatı bir iletişim fırsatı gibi değerlendirebilir. Yani bu çalışan anne babalar açısından bazen zorluk üretiyor kuşkusuz. Hı hı. Yani anne özellikle çalışıyorsa çocuklar erken yaşlardan itibaren kreşte, bakıcıda ya da bir şekilde ana okulu, ana sınıfı yani sürekli aile dışı ortamlarda sosyalleşmek zorunda kalabiliyorlar. Ancak burada sevgili çalışan anne babalar kendini kötü hissetmesin. O ortamlar kötü değil. O ortamlar da hatta anne babanın bazen kendi başına fark edemediği bir takım nitelikli içerikleri çocuklara aktarabiliyor doğru seçildiğinde. Ancak anne babanın yerini tutması mümkün değil. Bunu baştan kabul etmek durumundayız. 7-24 çocuğuyla vakit geçirmek iyi anne baba olmak değil. Herkesin vakti sınırlı. Sınırlı zamanları kaliteli geçirmek çok önemli. Yani evladınızla muhatap olduğunuzda özellikle babalar, bir araştırma bize onu gösteriyor. Diyorlar ki babalar genellikle çocuklarıyla vakit geçirmeyi onlarla birlikte televizyon seyretmek olarak algılıyorlar. Şimdi eski geleneksel babalık rolünde hep otorite var, kısıtlayan baba. Çünkü kötü polis baba, sürekli kızar, bağırır, çağırır, engel koyar. Yani anne hep babaya atar bu tür sorumlulukları. Anne burada böyle bir rol üstlenir. Geleneksel toplum böyle. Hatta kendi evladına yakınlığını, sevgisini mümkün olduğunca göstermemeyi iyi babalık olarak algılıyor. Idi. Ancak bugün de başka bir uçtayız aslında. Bu sefer de ilgisiz babalar gündeme gelmeye başlıyor. Halbuki modern dönemin babalık rollerinde olması gereken zannediyorum ilgili babalık. İlgili babalıkta kontrol var, ilgili babalıkta bakım var, ilgili babalıkta yakınlık var. Hı hı. Bakın uzak durmak değil, yakın durmak. Evet. Bakın bir takım temel becerilerin kazandırılması konusunda fiziksel bakımdan tutun da zihinsel beslenmeye kadar her tür kültür aktarımında etkin roller üstlenmesi babanın tıpkı anne gibi. Zaten anneyi konuşmuyoruz. Anne her tür ilgiyi, sevgiyi, yakınlığı biyolojik olarak evladına doğal olarak, doğal bir refleks olarak zaten sergilemeye gayret ediyor. Hatta yeterince sergileyemediği için çoğu zaman kendini kötü de hissedebiliyor. Evet. Burada belki özellikle babalara bir hatırlatma olsun diye söylüyorum. Bizim babalarımız doğrusu yani anne kadar ilgili olmaya başladığında konuştuğumuz bir takım sorunların da azalmaya başladığını rahatlıkla gözlemleyebileceğiz gelecekte. Hı hı. Tabii burada kontrol, bakım ve ilgi derken modern çağın becerileri dediğimiz bir takım becerilerden bahsetmiş oluyoruz. Hı hı. Ancak geleneğimizde var olan bir takım değerlerin bugün anne babalık rolleri içerisinde yine çok anlamlı bir takım sonuçlar üretebileceğini de söyleyelim. Mesela bunlardan bir tanesi işte babanın aile içerisindeki rolünün özellikle çocuklarla kurduğu iletişimlerde bir mesela sofra kültürü, birlikte yemek yemek eskiye göre azaldığını gözlemliyoruz. Niye? Çünkü çocuklar eskisi kadar ev ortamlarında vakit geçirmiyorlar. Okulda, işte, efendim sosyal ortamlarda bugün mesela bütün Türkiye'de hepimizin gözlemlediği özellikle üniversite çağında, lise çağındaki çocuklar hatta kafelerde vakit geçiriyorlar. Yani kafeler bir tür hem ders çalışma hem serbest zaman, boş zaman aktivitelerini icra etme hem de sosyalleşme mekanı gibi algılanıyor. Hı hı. Halbuki aile ortamında geçirilmeyen zaman özellikle ilk 6-7 yılda kayıp zaman olarak hanemize yazılıyor. Hı hı. Bu yıllarda o kadar nitelikli bir takım değerler bize aktarılıyor ki anne babayı gözlemleyerek aldığımız bu değerleri başka bir ortamdan edinme şansımız yok. Çünkü eğitimle öğretimi biliyorsunuz ayırıyoruz. Yani öğretim bilgi eksikliğini tamamlama süreci. Hı hı. Halbuki eğitim terbiye kökünden geliyor. Yani bir takım değerleri, tecrübeleri, tutumları ve alışkanlıkları kazandırma süreci. Hı. Yaparak ve yaşayarak, göstererek. Şimdi annesi becerikli kızlar yarın iyi ev hanımı oluyor diyelim. Evet. Hani düz mantıkla. Hı hı. Niye? Çünkü anneyi evde görüyor. Yani hem becerikli hem bir takım ev işlerini kolaylıkla artık pratik bir şekilde düzene koyabiliyor. Onlar da ileride kolaylıkla bu becerileri edinebiliyor.
Aynı şekilde baba ile ilgili benzer örnekler. Aksi olduğunda, yani birinin eksikliği yaşandığında çocuğun ne diyelim, yani böyle bir bacağı sanki aksakmış gibi ya da bir kolu yeterince sağlam değilmiş gibi, mutlaka bir eksiklik hissediliyor. Sağlam ve dengeli karakter oluşumunda hem annenin hem de babanın desteği bu yüzden son derece önemli. Tabii tek ebeveynli aileler var bugün maalesef. Evet. Yani aile çözülmeleri, boşanmaları bir sürü başka sorunlar üretti. Aile yapılarımız eskisi kadar, bütün dünya için söylüyorum, güçlü güçlü değil. Aile ilişkilerimiz aynı şekilde eskisi kadar sorunsuz değil. Kuşkusuz hani ailenin bir asrı saadeti yoktu. Yani her dönemde aile böyleydi. Bir takım çatışmalarla anılıyordu ama bugün özellikle, yani iş yükü kaynaklı ya da modern çağın bir takım sorunlarının beraberinde getirdiği riskler aileyi daha çok zayıflatıyor. Burada aileyi güçlendirecek adımlar da atmak gerekiyor. Bunu da politika geliştirenlere hatırlatmış olalım. Evet, hocam bu konu benim için çok önemli. Evet. Annesi babası ayrılmış çocukların hem dini hayatındaki hem de sosyal hayatındaki yeri ve önemini ve bunu nasıl daha iyileştirebiliriz'i biraz da biz çevre olarak da galiba yüklenmemiz gereken sorumluluklarımız var Müslüman olarak. Hem bunu konuşmak istiyorum hem de çok güzel bir soru gelmiş. Soruyu okuyacağım ama cevabını Yasemin'e gittikten sonra almak istiyorum sizden. Çünkü buna benzer birçok soru geleceğini de düşünüyorum açıkçası. Diyor ki merhaba, 13 yaşındaki oğlum bizi beğenmiyor. Parantez açmış, demiş ki anne ve babasını. Mesleki bir kariyerimiz olmadığı için maddi durumumuz da bunda etkili. Babası gönül almayı pek bilmez. Düz biraz, biraz da zorba bir baba. Eski model, değişmiyor. Anne olarak da ne yapmam gerekiyor, ne yapmam lazım? Hep aralarında kalıyorum. Lütfen yardımcı olur musunuz, demiş sevgili izleyenimiz. Buna benzer mutlaka sorular gelecektir. Bu da ne diyeyim, bizim kültürümüzün az önce sizin bahsettiğiniz o değişmeyen baba rolü aslında. Çünkü onlar da babalarından gördüler. Bu soruya cevap verelim ama önce bir Yasemin Hanım'ın yanına gidelim. Kış hazırlıklarımız ve turşu yapımımız devam ediyor. Buyurun hep beraber bakalım turşumuz hangi aşamada? Evet Yasemin'cim, bütün stüdyomuzu acı biber sosu kokusu sardı gerçekten de, mis gibi. Domates kokusunu biz seviyoruz gerçekten. Biberle de bütünleşince muhteşem oldu. Şimdi biz yokken neler yaptın? Sevgili yönetmenim herhalde vermişsindir diye düşünüyorum görüntüleri. Çünkü biberlerimiz, ya sarımsakları koymuşsun bile. Sarımsakları ekledik. Tamam. Domates ve kapya biberimizi robottan güzelce çekip kaynatıyoruz. 15 dakika kaynayıp fazla suyunu çektikten sonra üzerine yağını, sirkesini, tuzunu ve şekerini ekledik. Bir 5 dakika daha kaynatıp sarımsaklarını ekledik. Ortalama 10-15 dakikadır sarımsaklarıyla kaynıyor. Tamam. Artık son aşamada biberlerini ekliyoruz. Yardım edeyim, ister misin? Sevinirim. Ben tutayım istersen, sen koy ne kadar koyacaksan. Tamamını sen ekleyeceğiz. Hepsini koyacak mısın? Tamamını alır, ekleyeceğiz. Değil mi? Alır. Tamam. Burada tam 1 kilo cim biberimiz var. Maşallah. Saplarını özellikle almadım, yemesi daha kolay olsun diye. Tamam. Dileyenler saplarını da kesebilirler yaparken. Evet, güzelce karıştırıyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika daha güzelce kaynayacak. Tamam. Altını kapattıktan sonra maydanozlarını ekleyeceğiz. Hı-hı. Sonrasında kavanozlama işlemine geçeceğiz. Harika. Bunu az önce sen de söyledin. Kahvaltılarda, yemeklerin yanında, akşam böyle çok hafif midemiz kazındığı zaman bile, ekmeğin üstüne sürüp ekmekle birlikte yediğimiz zaman bile karın doyuruyor. Ve çok ben metabolizmaya olur. Ve bağışıklık sistemine de çok iyi geldiğini düşünüyorum. Tabii ki turşu probiyotik bir ürün olduğu için bağışıklığa çok iyi gelir. Özellikle kış ayları. Evet. Hastalandığımız zaman hemen annelerimiz bize bir turşu suyu içirirler. Evet, çok önemli. Çok faydalıdır. Çorbanın yanında bile mutlaka koyarlardı ki tavuk suyuna çorba yapıp yanına da turşu suyu içirirlerdi iyileşelim diye.
Şimdi bu yaptığımız turşuyu aynı zamanda ben çiğden yapıyorum. Tamam. Kaynatmadan. Fakat ilk kez yapacaklar, daha önce hiç turşu yapmamış olanlar, tecrübe edinmedikleri için çiğden yaptığımız zaman biraz sıkıntı yaşayabiliyorlar. Çünkü tamam. Köpürme yaşanıyor. Ama ilerleyen dönemlerde onu da inşallah paylaşmak isterim. Detaylarını da onlarla paylaşmak isteriz. Tamam, tamam. Ekranlarını yeni açanlar için tekrar bir hatırlatma yapalım. Bu ne kadar duracak? İlk bölümde de sevgili izleyenler, jalapeno yani Meksika biberi turşusu yaptık sıcak suyla. Muhteşemdi. Onu da tekrar bir hatırlatalım mı sevgili Tabii ki. İzleyenlerimize? Jalapeno turşularımızı minik minik doğradık. Kavanozlarımızın dibine sadece 2-3 tane mayalanmasını hızlandırmak için nohut, tamam. 2-3 diş sarımsak ekleyip jalapeno turşularımızı kavanoza sıkıca bastırarak yerleştirdik. Üzerine tuzunu, şekerini, bir çay bardağı sirke ve kaynamış suyumuzu ilave edip kapağımızı güzelce sıkıca kapattık. Ters çeviriyoruz. Sadece bir iki sefer ara ara şöyle karıştırıp tuzunun, şekerin erimesini sağlayacağız. Güneş görmeyen serin bir yerde yaklaşık 10 gün muhafaza edeceğiz. Sonrasında yemeğe hazır. Harika, 10 günde olacak. Peki sadece bu jalapeno'ya mı yoksa şeye de cin biberi olan turşumuza da şeker, toz şeker koyacak mıyız? Tabii içerisine şeker ekledim. Ekledin mi? Tabii. Ben görmedim o arayı. Listemizde var. Şekerimizi ekledik. Tamam. Tuzumuzu ekledik. Kontrolünü yaptık. İlk başlangıçta tuz miktarımızı az tutuyoruz ki kontrol edip kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Turşularda her zaman tuz miktarı çok önemli. Az olursa erime yapar, fazla olursa çok tuzlu olduğu için yenmeyecektir. O yüzden kontrol etmemiz gerekiyor ara ara. Harika. Peki limon suyu mu tercih ediyorsun sen, sirke mi? Ben sirkeyi tercih ediyorum. Ama limon tuzu da koyuyor musun içine? Mesela klasik turşu yaparken de hani püf noktası verelim istiyorum sevgili izleyenlerimize. Evet. Şimdi tüm turşuyla alakalı burada detayları... Burada koydun evet, tane. Evet, burada limon tuzu ekledim ben. Şimdi turşumuz limon suyu ve sirkeyle hangisi tercih edilirse damak tadına göre yapılıyor. Tamam. Şimdi limon tuzu eklediğimiz zaman limon kullanmamıza gerek yok ama işte limon tuzu da biraz tartışılır. Hani kimyasal olduğundan dolayı. Ama biz direkt kullanmıyoruz. Sadece seyreltilmiş olarak dayanıklılığını arttırmak için eskiden eskiye annelerimizin, babaannelerimizin evet, yaptığı. Evet, yaparlardı onlar. Evet, o şekilde çok yapıyoruz. Çok azıcık, mini minnacık koyuyoruz evet, sevgili sadece izleyenler. Sadece küçük bir parça koyduk. Ama hızlı turşu yapanlar koymayabilirler. Limonlu yapanlar suyunu biraz bulanıklaştırdığı için ben böyle şeffaf bir görüntü tercih ediyorum. Ve sirkeli turşuları her zaman daha çok seviyorum. Evet, ben de öyle. Üzüm sirkesi, elma sirkesi tamamen yiyen kişinin damak tadına kalmış. Ben genellikle üzüm sirkesi kullanıyorum. Evet, yok ben de üzüm sirkesini severim. Bir de gerçekten de sirke şifadır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz de sirkeyi çok severdi. Sirkeli yemekleri de o zamandan hep bu zamana kadar gelmiştir. Böyle sirke kokusunu aldığım zaman aklıma o gelir. Hemen bir salavat gönderirim. Çünkü bakıyorum yıllar öncesinden ta bu zamana kadar bir şifa kaynağı. Şimdi bile hala Instagram'da görüyorsundur. İşte sirkeli sabah uyandığınızda sirkeli sular. İçin mutlaka turşunuza sirke koyun, evinizi sirkeli sularla silin, temizleyin kapının diye. Kapının eşiğine bir sirke su döküyor evet, falan. Evet, kapının eşiğine sirke koyun diye. Yani sirke bizim kültürümüzde de, Türk kültüründe de, İslam kültüründe de önemli bir yere sahip. Tamam, ben o zaman İhsan Hocam'ın yanına geçiyorum tekrar. O birkaç dakika, 15-20 dakika evet. mı dedin? Programın sonuna doğru kaynayacak Aynen. ve biz onları sadece kavanozlayacağız. Süper, harikasın. Teşekkür ediyoruz Yasemin ve İhsan Hocam'ın yanına gidiyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, çocuklarımızın, evlatlarımızın kişilik oluşumunda ailenin rolünü konuşuyoruz. 0538 011 26 63 WhatsApp hattımız. Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocamız da bizlerle birlikte. Az önce bir soru okumuştum. Sevgili izleyenlerimizden geldi. Daha önce bu tip sorulara da aslında aşinayız hocam.
Geçmişte mutlaka siz de duymuşsunuzdur. Anneyi babayı beğenmeme gibi, onları küçümseme gibi. Ve buradaki oğlumuz da 13 yaşında. Anne ve baba diyor ki mesleki bir kariyerimiz ve maddi durumumuzun da iyi olmaması bunda etkili. Baba da bizim eski tabiriyle babasından görmüş olduğu hareketleri yapıyor. Böyle anneler ve babalar hem kişilik gelişiminde hem de dini çocuğun öğrenmesi açısından nasıl yardımcı olabilirler çocuklarına? Anne babaların öncelikle çocuklarıyla ilişkide doğru teşhis koyması çok önemli. Anladığım kadarıyla burada baba o kadar da meseleyi fark edemiyor. Evet. Hatta bir takım kalıpları doğru bir tercih olarak çocuğuna yansıtıyor aileden edindiklerini. Hı hı. Aslında insanın karakteri büyük ölçüde ailede şekillendiği için anne baba da nasıl yetiştiyse çocuklarını öyle yetiştirmek evet. istiyor. Onların değişimi çok zor. Yaşla birlikte zaten insanın muhafazakarlığı artıyor. Evet. Yani kimliğine de, kişiliğine de, karakterine daha çok sahip çıkıyor. Hı hı. Bir takım alışkanlıklarından vazgeçmesi de doğrusu zorlaşıyor. Böyle olunca hani babadan adım atmayı beklemek biraz zor. Yani kuşkusuz değişebilir, dönüşebilir ama burada çok güçlü bir iradenin onu ikna etmesi gerekiyor. Hı hı. Bu da zor görünüyor. Yani hanımefendinin bunu başarması belki o kadar da kolay olmayacak. Evet. Ancak anne olarak tabii zorlanıyor zannediyorum. Hı hı. Yani yorucu, ara buluculuk yapmak durumunda kalıyor. Evladı ve eşi arasında kalıyor. Hocam. Biraz desteklenmesi gerekiyor. Önce şunu fark etmeli. Tabii bütün her şeyin sebebi gibi kendini anne babalar görmemeli. Hı hı. Yani çocuklarda ortaya çıkan herhangi bir olumsuzlukta acaba biz nerede hata yaptık sorusunu sormak gerçekçi. Ama bütünüyle bu sorunun cevabını kendinde aramamak gerekiyor. Programın başından beri söylemeye çalıştığım evet. o. Çünkü bugün anne babaların dışında çocukların etkilendiği o kadar farklı sosyalleştirici unsur var ki hı hı. hatta ailede sosyalleşiyor çocuk, dışarıda o sosyalleşme kazanımları berhava olup gidiyor. Niye? Çünkü anne babanın kazandırmaya çalıştığı bir takım alışkanlıklar hı hı. dışarıda desteklenmiyor. İşte sosyal medya zaten çok az destekliyor. Evet. Aile dışı aktörler, işte arkadaş grupları, akran grupları, efendim diğer sosyal çevre unsurları çocuğun kazanımlarını bu ölçüde desteklemiyor. Böyle olunca anne babalar bir defa bunu kabul etmeli. Yani bizim gibi bir çevre yok dışarıda ve çocuğu hassasiyetle koruma gayreti sergilerken bir taraftan çocuğu kendilerinden daha çok uzaklaştırmamalı. Yani bazen bu oluyor. Çünkü çocuk anne babayla iletişim kurmaya çalışıyor. Anne baba her seferinde çocuğun bu talebini kendi diliyle karşılıyor. Hmm. Yani bazen kızıyor, bazen bir takım gerekçelerle ona bir takım kısıtlamalar getirerek çoğu zaman da çatışarak hmm. çocuğun bu iletişim ihtiyacını başka bir yöne aslında farkında olmadan kanalize ediyor. Hmm. Yani baba sert davranarak, kırıcı davranarak, çocuğun bir takım efendim sorularını cevapsız bırakarak ya da kendince cevaplar vererek aslında çocukla aradaki ilişkiyi düzeltmiyor. Aksine daha da kötüleştiriyor. Evet. Bu durumda anne olayın farkında ancak anne de çözme konusunda yeterli gayreti ortaya koyamadığını düşünerek bu sefer de biraz kendine haksızlık ediyor hı-hı. aslında. Biraz belki eşine kızıyor, biraz belki oğluna kızıyor ama sonuçta problem daha da büyümeye maalesef. Devam ediyor. Peki reçete ne? Yani hani bir teşhis koymak gerekirse reçete benim kanaatim ergenlik döneminde 13 yaşındaki bir çocuk bu tür gidiş gelişlerin, kararsızlıkların, huzursuzlukların normal olduğunu önce kabul etmek gerekiyor. Annenin de babanın da. Yani kabullenme önemli bir aşama. Hiçbir şey yapmamak değil bakın. Önce olayı doğru teşhis etmek, tanıyı doğru koymak. Hı hı. Şimdi bir hasta doktora gittiğinde doktor önce bir takım tetkikler istiyor değil mi? O tetkiklere bakıyor. Daha sonra ona uygun bir reçete yazıyor. Evet. Sonra ilaçlar kullanınca tekrar tahlil, tetkik istiyor. Acaba işe yaradı mı, yaramadı mı? Şimdi bunu bir reçete olarak düşünelim. Bu reçeteyi hiçbir doktor yazamaz. Önce onu söyleyelim. Yani bunu en doğru tanıyı koyacak olan, teşhisi koyacak ve çözüm üretecek olan yine bu üçlü. Anne, baba ve çocuk. Hı hı. Burada da sabırlı olmak, yani bir takım ilkelerden bahsediyor isek, hı hı. Çocuğu anlamaya, dinlemeye, bir takım huzursuzluklarını tolere etmeye hı. çalışmak, yasaklamak, kısıtlamak yerine anlamayı merkeze almak. Hep söylediğim bir şey var. Tanımlamayalım. Çünkü tanımlamak kolay. Yani evet. hemen damgalı etiketle tanımla rafa kaldır. Hı hı. Halbuki bu sorunu çözmüyor.
Aksine sorun orada bekliyor. Rafa kalktığında hatta orada mayalanıyor, daha da gelişiyor, daha da büyüyor. Bunu yapmak yerine tanıyalım. Yani neden öyle davranıyor? Neden bir takım sorular daha yoğun bu dönemde soruluyor? Çünkü ergenlik dönemi Demet Hanım, karakterin iniş çıkışlarla, duygusal gerilimlerle bir şekilde karakterize olduğu bir dönem. Ve bu dönem o kadar hızlı geçişler yaşıyor ki çocuk. Bazen duygusal patlamalar yaşıyor, bazen öfke nöbetleri yaşıyor, bazen anne babaya bir takım huzursuzluklarını, aslında sebebi onlar olmadığı halde yansıtıyor. İşte arkadaşlarıyla kavga etmiş veyahut da bir huzursuzluk, istemediği bir şeyle karşılaşmış. Eve gergin geliyor. Bu gerginliğini anneye babaya bir şekilde aktarıyor. Anne baba bunu anlamazsa, yani bu çocuğa ne oldu sorusunu sorup kızmayı tercih ederse, ki geleneksel refleksimiz maalesef bu. Öyle. Çocuk size artık bir süre sonra bu tür huzursuzluklarını da yansıtmamaya başlıyor ve kapalı devre çalışıyor. Yani dışarıda anne baba açmaya çalışıyor. Olumsuzlukları, karşılaştıkları, tabii, tehlikeleri. Çünkü kendini güvende hissetmediği için annenin babanın ona kızacağını düşündüğü için de aslında o tehlikeli durumu bile belki kendi başına halletmeye çalıştığı için de sorunlar daha da büyüyüp artıyor. Aileye daha büyük bir çığ halinde çünkü geliyor. Çünkü 13 yaş ön ergenlik dönemi. Evet. Yani ergenlik öncesi bütün aslında ne diyelim sorunlar bu dönemde yeniden ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu sorun alanlarını çocuk kendisi yönetemediği için anneye danışıyor, babaya danışıyor. Ya da hani ben güçlüyüm, kimseden destek istemiyorum rolüne büründüğünde de aslında beden diliyle, efendim jestleriyle, mimikleriyle bu desteğe ihtiyacı olduğunu size mutlaka hissettiriyor. Evet. Ancak bunu hissettiğinizde işte ne yapmanız gerekir? Onu anlamaya çalışmalıyız ve olabildiğince hoşgörülü yaklaşmayı tercih etmeliyiz. Diğer türlüsü kolay. Ama kazanıma dönüşüyor mu bizim davranışımız veya çocukta bir kazanım ortaya çıkartıyor mu? Aksine sorunu büyütüyor, çocuğu bizden uzaklaştırıyor. Akran gruplarına itekliyoruz aslında çocuklarımızı. Yani arkadaşları içerisinde daha çok vakit geçirmesini biz sağlıyoruz. Eve gelmek istemiyorsa ya da eve geldiğinde hemen odasına çekiliyorsa ya da anne babayla çok zorunlu olmadıkça iletişim kurmak istemiyorsa, demek ki bizim orada bir ortak iletişim dili geliştirememek gibi bir sorunumuz var. Maalesef. Yani çocuğun ilgisini çekecek bir yaklaşım tarzına sahip değiliz demek ki. Onu nasıl başarabiliriz? Yani burada her ailenin dili farklı olabilir. Çocuk çünkü o ailede yetişti. Çocuğun dilini en iyi keşfedecek olan da yine onunla en çok muhatap olan anne babası. Bu yönde bir gayrete ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet hocam. Standart reçeteler yok. Olmalı değil mi hocam? Yani evet. Mesela okulla ilgili herhangi bir izin, dışarıya çıkma veya başka sosyal davranışını yaparken anneden ve babadan onay aldığında birisi eğer hayır, birisi evet diyorsa o çocukta yine bir kafa karışıklığı olup hangisi evet diyorsa ona doğru bir kaymada bir dönem yaşayabilir diye düşünüyorum. Evet. Tabii çocuklarla ilgili özellikle önemli kararlarda anne babanın birlikte hareket etmesi, verilen kararı da birlikte savunması gerekiyor. Aksi olduğunda çocuk dediğiniz gibi ya anneye ya babaya daha çok yaklaşıyor, birinden doğal olarak uzaklaşmış oluyor. Bu da zihinsel anlamda bir kararsızlığı, bir çelişkiyi ya da bir tür aslında ikiyüzlü tavrı çocuğun öğrenmesine yol açabiliyor. Anladım. Tabii burada yapılması gereken herhalde Demet Hanım, yine annenin babanın çocukla kurduğu iletişimini sürekli tutacak adımlar atması. İletişim ne olursa olsun kopmamalı. Yani buna hassasiyet göstermek durumundayız. Bazen kızsak da efendim çocuk bizden bir takım işte dargınlık, küskünlük, ufak tefek aile içi sorunlar yaşansa da iletişimi hiçbir şekilde koparmamak gerekiyor. Yani ait hissetmesi çocuğun, o aileye, o anneye, o babaya, o ortama kendini ait hissetmesi ve orada mümkün olduğunca huzurlu olması gerekiyor ki süreklilik kazanmış olsun bu iletişimimiz. Tabii bu dönemde kopuşlar, yani bazen böyle ufak tefek kopuşlar olabilir. Orada da umut kesmemek anne baba adına çok önemli. Çünkü bu çocuktan olmaz, artık biz burada bir hata yaptık, yapamadık. Yani o bir kayıpmış gibi, ailenin yetersizliğini gösteren bir sonuçmuş gibi çocuğa kendini hissettirmemek gerekiyor. Çünkü çocuğun bu sefer de benlik algısı, öz saygısı, kendine olan güveni zedelenmeye başlıyor. Yani sürekli düşünün, olumsuz bir takım mesajlara, geri bildirimlere muhatap olan bir çocuk.
Yani sürekli azarlanıyor, evet, sürekli kızılıyor ya da bir takım yetenekleri değersizleştiriliyor, onların olmadığı söyleniyor. Kendine olan güveni gittikçe aşağı çekiliyor. Evet. Şimdi bu çocuktan ileride nitelikli bir profil, değil mi? Dengeli bir kişilik, olumlu, karakterli kişilik, bir insan, evet, ortaya çıkmasını beklemek doğru olmaz. Yani kesinlikle gerçekçi bir beklenti olmaz daha doğrusu. Evet. Demek ki biz süreklilik kazanan mesajlarımızı, evet, ama çocuğun da almaya hazır olduğu zamanı gözeterek, sadece didaktik bir şekilde sürekli öğretici bir dil ve üslupla değil, bazen bebeklikte hep yaptığımız gibi çocuklarla oynayarak, bazen birlikte vakit geçirerek, bazen beraber herhangi bir işi yapmaya çalışarak, işte okul çağı çocuklarının mesela ödevlerinde bir takım küçük destekler ya da size sorduğu sorularda küçük yardımlar, bunu her zaman anne baba yapamayabilir. Evet. Bazen çevreden de destek alabilir. Hı hı. Yani bir arkadaşından ya da anne baba kendi akranlarından, kendi yaş grubundan, hı hı, onlara danışarak da bir takım destekleri kendi hayatına katabilir. Bazen baktığımızda hocam, hep olumsuzlukları dediğiniz gibi ya da olumlu davranışları da çocuk yapmıyorsa bile söyleyebiliyoruz. Evet. Ona da şöyle söylüyorlar bize, hani baktığımız zaman aman çocuğa hiçbir şey söylemeyin, travma yaratabilir. Çocuğa işte yanlış bir şey söylediğimizde ya da hafif kızdığımızda ya da sinirlendiğimizde belli etmeyelim, şöyle travma olur, ileride şunu yaşar. Böyle bir şey de bilmiyorum, siz son zamanlarda duydunuz mu, ama ben çok sıkça, evet, karşılaşıyorum. Bu da beni rahatsız ediyor. Evet, doğru. Yani ne olumsuz bir davranış ama sürekli de olumlu, her yaptığı yanlış şey bile olsa sanki hiçbir şey yokmuş gibi ya da telafi edilebilir bir şeymiş gibi karşıladığımız zaman o çocuğu yine yanlış beslediğimize inanıyorum. Hani sosyal hayatta da görüyoruz hocam, birçok daha yeni gördük işte, bir çocuk trafik kazası yaptığı zaman, ki bu bizim gündemimizi çok etkiledi, hepimizi çok üzdü. Annesini bu zamana kadar o tolere etmiş ki ilk annesini aradı, ondan yardım istedi ve annesi yine o açığını kapatmaya çalıştı ki bir cana mal olmasına rağmen. İlk baktığınızda hani belki çok uç bir örnek gibi gözüküyor ama buna benzer örnekler belki de çocuklarımızın hayatında olabilecek gibi geliyor bana. Yani biz her şeylerini onun hoş görürsek, görmezden gelirsek nasıl bir çocuk yetiştirmiş oluruz, elbette, öyle değil mi, elbette, hocam? Kesinlikle. Yani burada dengeli davranmak, biraz önce ifade etmeye çalıştım, anne babanın birbirini tamamlaması, çocuğa bir şeyi yasaklarken, kısıtlarken, yapmaması gerektiğini, evet, söylerken de kararlı bir tavır ortaya koymak, ancak bunu yaparken de bir şeyi ayırmak gerekiyor. Yani eleştirdiğimiz sen değilsin, senin davranışların. Bakın, burası çok önemli bir nokta. Güzel. Çünkü eleştiriyi şahsiyetine, karakterine yaparsanız o karakterden artık iyileşme bekleyemezsiniz. Hı hı. Orada hatayı düzeltmiyor çocuk. Çünkü şahsileştiriyor. Kendine bir hakaret gibi algılıyor. Biraz önceki örnekte olduğu gibi annesini babasını beğenmiyor çocuk. Hı hı. Niye beğenmiyor? Çünkü onların yaklaşımlarını belki benimsemiyor. Evet. Onları yeterince belki belli açılardan onaylamıyor kendince. Yani ergenlik döneminde olabilir bu. Hı hı. İlerleyen zamanda muhtemelen buradaki hatalarını fark edecek. Keşke böyle davranmasaydım diyecek. Ama şu an fark edemiyor. Evet. O yüzden yetişkinler burada süreci yönetecek ve gerektiğinde tolere edecek. Hı hı. Ancak karakterine hakaret çok riskli. Yani senden adam olmaz, bak defalarca aynı hatayı yaptın, yine yapıyorsun, kaç defa sana söyledim, niye anlamıyorsun gibi bir takım negatif girdiler. Çocuğun karakteri üzerinde tamiri zor hasarlar bırakabiliyor. Evet. Ancak bu davranışın doğru olmadığı, oğlum, yani keşke veya kızım böyle yapmasaydın, şöyle yapabilirsin ya da bak bu hatayı yapmış olabilirsin ama bunun telafisini şu şekilde yapabiliriz. Ben de sana, biz de sana bu konuda destek olabiliriz gibi yapıcı bir takım hem eleştiri, evet, hem de öneride bulunmak. Yani bir şey oldu, tamam, yani olmasa daha iyi olurdu ama, evet, oldu artık bu. Biz buradan nasıl yeniden bir iyileşmeye kapı açabiliriz? Hmm. Nasıl buradan birlikte yükselebiliriz? Bu sorunu nasıl birlikte çözebiliriz? İşte bunun adı işbirlikçi yöntem. Yani anne baba bağımsız değil. Anne baba birlikte, çocuğu da işe koşuyor. Üçümüz birlikte beraberce bu sorunu anlamaya önce, daha sonra çözmeye çalışalım. Doğru yöntemi birlikte bulalım. Bakın, böyle dediğinizde iki mesaj veriyorsunuz. Bir, sana güveniyorum. Sen de bağımsız bir kişiliksin. Bu sorunu artık çözebilecek bir beceriye sahipsin ve bu konuda, ikincisi, sana ben her zaman destek olmaya hazırım. İhtiyaç duyduğunda, ihtiyaç duymuyorsa
Orada da çok zorlamamak gerekiyor. Çünkü evet, bazen hani anne babalar bebeklikten itibaren yemek yemek istemiyor. Çocukları zorla doyması gerekiyor. Onlara göre belli saatlerde beslenmesi evet, gerekiyor. Yedirmeye çalışıyor. Uykusu gelmiş, uyumak istemiyor, huzursuzlanıyor ama bir şekilde uyku saati geldi. Aman uyku saati geçiyor, tedirgin oluyor anne baba. Hemen uyuması lazım, uyutmaya çalışıyor. Hı-hı. Şimdi bu ekranlardan çok söylenmiştir diye düşünüyorum. Ben de söylediğimi hatırlıyorum. Bu helikopter anne babalık evet, diye tabir ettiğimiz şey. Hı-hı. Hakikaten yani çocuk adına bir şeyleri sürekli düşünmek, kaygılanmak, yapmak onun becerilerini geliştirmiyor. Aksine köreltiyor. Gelişmek yerine geriletiyor çocuklarımızı. Bunu yapmak değil kastettiğim. Çocuklara neyi nasıl yapabilecekleri konusunda hem rehberlik etmek hem de destek olmak. Yani yeri geldiğinde birlikte yapalım. İstemiyorsa benim yardımımı, desteğimi o an zorlamayalım. Çünkü o da antipati oluşturuyor bir süre sonra. Zorla yemek yedirmek gibi bir şey. Tabii. Yani tavsiye ediyorsunuz, güzellikle söylüyorsunuz, defalarca tekrar tekrar anlatıyorsunuz. Ama bazen yaşaması daha etkili oluyor. Yaşadığında insan onu içselleştirebiliyor. Bir şekilde karakterine kazandırabiliyor. Bakın şimdi özellikle ergenlik dönemi ve sonrasında çocuklarımız, özellikle bu çağın çocukları bir takım becerileri kazanma konusunda bizi dinlemeye çok istekli değil. Bu evet, konuşmadan çıkan sonuç bu. Hı hı. Peki burada ne yapmalıyız? Zorla çocuklarımıza yani beni bak burada oturacaksın, kımıldamadan dinleyeceksin gibi. Yani öyle hissettiren bir yaklaşım sergilediğinizde çocuklar da artık alıcılar devre dışı kalıyor. Hı. Yani siz söylüyorsunuz ama dinlemiyor çocuk. Ya da istediği gibi anlıyor. Yani sizin kastettiğiniz anlamı çıkarmak yerine kendi ne istiyorsa, nasıl bir sonuca varmak istiyorsa o şekilde anlıyor. Hı hı. Bu durumda da bir iyileşme maalesef sağlanamıyor. Aksine geriye gidiş, kötüleşmeye doğru. Hı hı. O davranışı söndürmek değil, yeniden alevlendirmeye başlıyorsunuz. Ne yapalım derseniz, inatlaşmayalım çocuklarımızla. Yani tek kelimeyle evet, inatlaşmayalım. Bu önemli. Bunu çünkü anne babalar çok yapıyoruz. Yani bir şey istiyor, anne bazen duygusallaşıyor, baba bazen kızıyor. Yani bir şekilde bu niye olmadı? Yani defalarca aynı mesaj iletildi ama yine sonuç alınmadı noktasına geldiğimizde işte burada anne babalardan birisi de bazen diğerini uyarabilir. Hı hı. Yani bak işte söyledik ama demek ki şu an almaya hazır değil. Kim benim bunu fark ediyorsa, anne fark ediyorsa babayı, baba fark ediyorsa anneyi ama çocuğun yanında değil belki. Yani biraz daha farklı zamanlarda evet, bunu konuşmak gerekiyor. İletişim hep söylediğim çok önemli. Yani inatlaşmak iletişimi kopartan bir şey. Yani kazalara yol açıyor, iletişim kazalarına. Ve bunları yeniden toparlamak da emin olun çok zor oluyor ileride. Aileden uzaklaşan çocuklara baktığımızda genellikle küçük basit hataların anne babalar tarafından tekrar tekrar yapılmasının bir sonucu olduğunu görüyorsunuz. Aynı dili kullanma konusunda ısrarcıyız. Halbuki bu dil çalışmıyor. Bu dil sonuç vermiyor. Bu dille çocuğumuza bir takım değerleri kazandıramıyoruz. Hı hı. O zaman onu terk edelim. Ya da bir süre askıya alalım. Beklesin orada. Şu an çalışmıyor ama başka bir durumda, başka bir şekilde belki yine işe katabiliriz. Ama şu an için değil. Burada bir bilinç gerekiyor. Anne baba bilinci. Bakın bugün dijital ebeveynlik diye bir kavram ürettik evet, biz. Değil mi? Çok da aslında yerleşik bir kavrama dönüştü. Dijital ebeveynler, yani bizler artık öyle bir noktadayız. Hı-hı. Yani hepimiz istesek de istemesek de çocuklarımızın pek çok içerikle muhatap olduğunu kabullenmek durumundayız. Ve burada nasıl anne baba olunurla ilgili bile çocuklar merak etseler, hı hı, sosyal medya platformlarından, bir takım video içerik üreten ve paylaşan sitelerden, pek çok kaynaktan beslenebilirler. Hı hı. Yani biz bir takım teknikleri yani yapay bir şekilde çocuklara uygulamaya çalıştığımızda da o samimiyet aşısı eksik kalıyor. Ne yapıyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Bakın çok önemli. Evet. Yani söylem ve eylem bütünlüğü. Anne baba bir şey söylüyor ama kendisi başka bir şey yapıyor. Burada sonuç beklemeyin. Evet. Ama söylediğinizi yapıyorsanız ve çocukta da örneklendiriyorsanız bakın o zaman demek ki doğru bir yol ve izlek takip ediyorsunuz. Evet. Şimdi hocam bu anlattıklarınızın özeti bir soru geldi. Evet. O yüzden okumak istiyorum. Sevgili izleyenimiz biraz üzgün. Muhtemelen almıştır söylediklerinizden ama evet, yine bir kısa mesaj vermek isterseniz.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. 17 yaşında bir oğlum var. Ne yazık ki tütün ürünü kullandığını duyuyorum. Bir de üniversiteyi çok istiyor ama telefon bağımlılığı yüzünden hazırlamıyor. Ben ne yapmalıyım? Nasıl yaklaşmalıyım oğluma demiş. Az önce aslında siz genel teknikleri verdiniz ama yine de içini rahatlatın. Çünkü vardır mutlaka tam o üniversite sınavına hazırlanırken bir takım kötü alışkanlıklar edinebiliyorlar. Dediniz ki ne olursa olsun iletişimi bırakmayacağız ve çocuklarımıza en zor zamanlarında yanlarında olacağız. Ekstra olarak yapmamız gerekenler var mı bu tip durumlar için? Evet, tam 17 yaşında evet. Bir evlat babası olarak sorunun doğru muhatabıyım. Evet hocam. Doğrusu arkadaş çevresi. Yani yaşadığımız çağda belki çocuklarla ilgili bizleri en çok kaygılandıran doğru arkadaşlıklar ve doğru bir arkadaş çevresi içerisinde çocuklarımız sosyalleşiyor mu? Aksine yani aile kazanımları o ortamda kaybolup gidiyor mu? Bu soruyu soran sevgili seyircimiz de böyle bir kaygıyla hareket ediyor muhtemelen. Bütün anne babalar bizler gibi. Ancak ben şunu söyleyeyim, yani kendime telkin ettiğimi sevgili seyircilerimizle paylaşayım. Aslında çocuklarımızın bu dönemdeki kırılmaları, yani kararsızlıkları, sorun üretici bir takım tavır ve davranışları bizim çağımızda da, yani bizim 17 yaşımızda da, bizim tarafımızdan da bir takım benzerliklerle sergilenmiş olabilir. Yani anne ya da baba 17 yaşında kendisi nasıldı sorusunu önce kendine sormalı. Yani bu bir empati aslında. Geriye dönük, böyle hani flashback diyorlar ya, geriye bir gidin bakalım 17 yaşındaki ben nasıldım? Mükemmel değildim. Yani muhtemelen oğlum kızım gibi ben de anne babama bazı durumlarda kızıyordum. Onları anlamakta zorlanıyordum. Onları eleştiriyordum. Onların bana söylediklerini çok anlamlı bazen bulamayabiliyordum. O zaman bir defa bunu normal karşılamak lazım. Evet. Hep öyle gidecek değil. Çünkü 17-18 o kadar kritik bir yaş ki yani o yaşta yaşadığı her şey aslında çok normal. Yani bu kadar negatif girdiye mesaja muhatap olduğumuz bir dönemde 17 yaş özenti çağı. Yani sigara içmeye özenebilir o çağda. Çünkü çevresinde sigara içen arkadaşları muhtemelen çokça vardır. Evet. Ve onların içerisinde içmediğinde ayıplanır. Evet. Hatta o ortamda var olmakta zorlanır. Bazen dışlanır, kabul görmez. Kabul görmek için, beğenilmek için bile o yaştaki çocuklar bazen bir takım davranışları sergileyebilir. Onu yaparken yani sağlığına zarar verdiğini bile bile yapabilir. Hatta kendini suçlu hissede yapabilir. Yani içiyorum, bak annem görse, babam görse kızar. Belki ama ne yapayım? Baba hiç kullanmıyor. Evet, bile, kullanmıyor. Muhtemelen kullanmıyor. Kullansa zaten böyle yazmazlar. Evet. Kullanmıyor. Muhtemelen o da kendini iyi hissetmiyor ama o dönemde bir süre bu tür denemeleri çocuklarımızın olabilir. Burada işte yapma etme tarzında bir yaklaşım, kızan, kısıtlayan, eleştiren ve sürekli yasaklayan bir yaklaşım emin olun sonuç vermiyor. Kesinlikle. Bunun yerine biraz sürece yayarak, biraz sabır göstererek, yeri geldiğinde fırsat ölçüsünde farklı mesajlar ileterek. Mesela ben şunu yapıyorum. Bazen diyelim ki büyük oğlum üniversite 3. sınıfta okuyor. Oğlum diyorum bak gece çalışma. Hani gündüz Cenab-ı Hak diyor ki yani gündüzü maişet için, çalışmak için, geceyi de uyku için yarattım. Bizi yaratan fabrika ayarlarımızı bu şekilde yapmış. Bir sürü bugün araştırma da bize gösteriyor ki yani bir uyku hormonu var. Bu belli saatlerde salgılanıyor. Senin uykuya vardığın saatlerde ise uyanık tutmaya yönelik bir çaba içerisinde oluyor vücudu. Biz geçen hafta bu konuyu işledik hocam. Oradaki profesör hocamız da aynı şeyi söyledi. Evet. Yani ilerleyen zamanda muhtemelen bunun farklı sonuçları yani fiziksel, zihinsel görülebilir. O yüzden lütfen gece uykusuna dikkat et diyorum. Bununla ilgili bir takım içerikler bazen karşıma çıkıyor. Sosyal medyada hemen onu kopyalayıp gönderiyorum. Seyredince bana diyor ki baba yine göndermişsin gülümseyerek. Oğlum diyorum bu davranışı kazanana kadar seninle paylaşacağım. Ama bunu yine bu şekilde, bu üslupla İyilikle, söylüyorum. Güzellikle, İyilikle söylüyorum. Hocam. Bazen bir yetişkin çevremden, benim arkadaş grubumdan, bir arkadaş ortamında denk geldiğinde o benzer bir mesaj veriyor. Bazen öğretmeni, bazen belki kendi akran grubundan birisi başarabilirsem ona benzer bir mesaj verdiriyorum. Emin olun bir takım konularda küçük küçük iyileşmeler ve belki bir süre sonra terk ettiği bir takım zararlı alışkanlıkları olabiliyor çocuklarımızın. Evet. Ben bu yöntemi tavsiye ediyorum. Çünkü çocukların dilini keşfetmeden
onları bir takım davranışlardan, bize göre olumsuz, gerçekten de olumsuz, yani sigara içmek, tütün kullanmak, evet, hiç kimsenin evet olumlayabileceği bir şey değil. Kesinlikle uzaklaştırmamız öyle mümkün değil. Sabırlı olalım, anlayışlı olalım, sürece yayalım. Tavsiyem budur. İnşallah hocam. Son iki dakikamız bu konuyla ilgili. İsterseniz belki de ekranlarını yeni açanlar vardır İhsan hocam. Onlara mesajlarımızı verip veda edelim. Evet, seve seve. Tabii bugün karakter inşasında ailenin rolünü konuşuyoruz ama aileyi tabii bir bütün olarak bugün konuşmamız gerekiyor. Sadece karakter inşasında değil, insanın bütün davranışlarında, geleceğinde yönlendirici en önemli unsur aile. Ancak aile bugün çok farklı riskler, tehditler altında varlığını sürdürmeye çalışıyor. Sadece ülkemizde değil, İslam dünyasının farklı coğrafyalarında ve bütün dünyada aslında dili, ırkı, dini, cinsiyeti, rengi, efendim kültürü farklı pek çok coğrafyada anne babalar, eminim şu an bizi seyreden anne babalarla benzer kaygıları taşıyorlar. Şunu unutmamalı, çok erken yaşlardan itibaren anne karnından başlayarak hatta çocuklarımızın karakteri şekilleniyor. Orada özellikle erken çocukluk dediğimiz ilk 6 yılda %60-%70 nispetinde çocuklarımızın karakteri büyük ölçüde ortaya çıkmış oluyor. Ve o yıllarda çocuklarımıza sergilediğimiz iyi örneklikler, onlara sunduğumuz nitelikli efendim veriler ve içerikler çocuklarımızın karakterine olumlu etki ediyor. Ve onlar gittikçe bizim arzu ettiğimiz ölçüler içerisinde bir insan profiline dönüşüyorlar. Aksi olduğunda, mesela anne babaların kendi aralarındaki huzursuzluklar, çatışmalar, çocuklarıyla kurdukları iletişimde yaşadıkları bir takım sorunlar ve kazalar da çocuklar üzerinde farklı etkilere yol açıyor. Ancak burada anne babalar sabırlı olmalı, anlayışlı olmalı. Herhangi bir sorunla karşılaştığında bunu mümkün olduğunca çocuklarımızın karakterine hakaret gibi algılanacak, şahsiyetini rencide edecek bir yaklaşım asla sergilememeli. Aksine onları anlayışla karşılayıp bir takım mesajlarını sürece, zamana yayarak farklı yol ve yöntemler kullanarak vermeye çalışmalı. Çünkü Demet Hanım, eskiden çalışmıyor bir takım modellerimiz artık. Yani kısıtlayan, yasaklayan, kızan, bağıran, efendim engelleyen, bunun yerine birlikte hareket etmek durumundayız. Çocuklarımızı da kazandırmaya çalıştığımız davranışlar konusunda beraber düşünmeye teşvik etmeliyiz, davet etmeliyiz, birlikte sorunu konuşabilmeliyiz. İnşallah. Konuşuyorsak, iletişim varsa emin olun sorun bir şekilde o gün olmasa da yarın, yarın olmasa da bir sonraki gün yavaş yavaş çözüme kavuşmaya başlayacak. Amin inşallah. Mutlaka toplumumuzda, ailemizde, çevremizde ufak tefek de olsa bunları yaşayanlar vardır. Ama çok güzel mesajlar verdiniz hocam. Teknikleri özellikle sevgili izleyenlerimize tekrar hatırlattınız, altını çizdiniz. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, ayağınıza sağlık İhsan hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sabahın bu vaktinde, haftanın ilk gününde sevgili seyircilerimiz ve sizler sabırla bu programı yönettiniz, dinlediniz. Hepsine sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun hocam, çok güzeldi, çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz, artık yavaş yavaş Yasemin Hanım'ın yanına gidiyoruz. Çünkü muhtemelen kokudan da anladığımız gibi turşularımız oldu. Buyurun efendim. Evet, programın sonuna doğru zannedersem cin biberlerimiz ve domates sosumuz oldu. Şimdi onların nasıl kavanozlanacağını da sevgili Yasemin gösterecek bize. Tekrar bir hatırlatalım mı ekranları yeni açanlar için neler yaptık, şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki domates ve kapya biberimizi robottan çekip suyunu güzelce çekip özlü bir kıvam alana kadar kaynattık. Güzel. Yağını, sirkesini, şekerini, tuzunu ekledik. Tekrar evet, kaynattık. Hı-hı. Sarımsaklarını ilave ettik. En son cin biberiyle bir 15 dakika kadar daha kaynadı. Hı-hı. Altını kapatıyoruz. Maydanozlarını ilave ediyoruz. Şöyle bir tur karıştıracağım. Maydanoz da şifa gerçekten. Ha, isteğe, arzuya bağlı. Koymak Hı-hı. istemeyenler eklemeyebilirler. Ama altını kapattıktan sonra özellikle altını kapattıktan istiyorsak. Sonra ben çok böyle ölüp bayılmasını istemiyorum. Evet evet, doğru. Güzelce karıştırıyoruz. Çok güzel oldu. Hiç beklemeden sıcak sıcak kavanozlayacağız. Hı hı.
Harika görünüyor. Evet, huniyemizi aldık. Baş yardımcımız. Evet. Şuradan kepçeyi de alayım. Şöyle tutayım ben. Şöyle biraz daha yanaştırabilir miyiz? Şöyle. Heh. Bu şeye de bayıldım. Geçen de söylemiştim ya sana. Aparat o kadar rahat ki. Yoksa şeyle, kepçeyle koyduğumuz zaman kavanoza gerçekten sağa sola çok fazla çok şey fazla, yapılıyor. Evet. Çok az daha ekleyeceğim. Tamam, azıcık daha koyalım. Zannedersem oldu. Tamamdır. Şimdi. Bütün hepsini doldurup hızlı bir şekilde kavanozlarımızı kapatalım tamam. İsterseniz. Tamam, olur. Şöyle ben tutayım gene sana yardım edeyim. Şimdi turşu yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları evet. Hep söylüyoruz ama malzemelerimizde nelere dikkat etmeliyiz? Bunları hiç konuşmuyoruz. Kesinlikle çürük, en ufak bir çürük malzemeyi içinde bulundurmayacağız. Çünkü önemli. Tabii ki sadece bir tane çürük olan sebze diğerlerinin hepsine bulaştıracak mikrop üretimi olacak evet. Ve küflenecektir. Turşularımız da genellikle özellikle sarımsaklarda görülür. Böyle mavi bir küf olur. Evet. O aslında sarımsaktan kaynaklanır fakat çok tehlikeli değildir. Hı hı. Çok hafif bir mavi küf olduğunda. Hı hı. Yalnız tamamen üzeri küflendiği zaman direkt çöpe atıyoruz. Hı hı. Asla tüketmiyoruz. Kullanmıyoruz. Tabii üzerinde beyaz küfler olur. Özellikle beyaz zaten küf çok zararlı değil. Bazıları şey... Şunu ben bir kontrol edeyim fazla mı? Sanki biraz fazla gibi evet, ama. Evet, onu şuradan kaşık yardımıyla alalım. Tamam, kaşıkla alalım. Fazlamızı. İşte peynirde de veya işte başka şeylerde de ekmekte aslında çok tehlikeli. Kesinlikle. Şimdi beyaz küf oluşuyor. Beyaz küfün çok büyük bir zararı yok. Tamam. Suyuna bulaştırmadan onu tüketebiliriz. Ama bu şu demek, kavanozum hava aldı. Hava, güneş görüyorum. Tamam. Hava ile temas ediyorum. Beni buzdolabına kaldır ve çürütmeden hızlı bir şekilde tüket. Evet. Yaseminciğim bazen şeyi de görüyorum mesela böyle kavanozun kapağının balon gibi şiştiğine şahit oldum evet. Mesela ben. Şimdi mayalanması hızlı olabilir. Aha. Güneş görüyor olabilir. Hı-hı. Ve ağzı hava alıyor olabilir. Ağzının tamam. Hava almasından da kaynaklı. Defne yaprağı veya asma yaprağı. Aha. Çiğ asma yaprağı bulamıyorsak salamura da kapatabiliriz üzerine. Tamam. Bastırdığımız zaman havayla temasını tamamen kesmiş oluruz. Tamam. Son bir kavanozumuz kaldı. Onu da yapalım hemen. Maşallah bayağı da bereketli. Ortalama 5 kilo. Şey 5 kavanoz. 5 kavanoz çıkıyor. Çıkartıyoruz. Hı-hı. Yanına kuru fasulye, pilav, kısır evet. Çok lezzetli olacak. Nohut. Her yemekle olur yani bence bilmiyorum kesinlikle. Ama ben çok seviyorum gerçekten. Ben acıktığım zaman hemen turşuyu çıkartıp ekmekle evet. Turşumu bile yiyebilirim. Ben de yerim. Şöyle İstersen sıyır onu şeyle. Evet. Taşıyabileceksin mi? Heh, getir. Şöyle yapalım. İsraf etmeyelim sonra. Evet kadar. İsraf etmeyeceğiz. Var zaten o Türk hanımlarında böyle tencerenin dibine iyice böyle sıyırırız. Ama ben şeyi severim, böyle puding falan yaptığımızda ya da muhallebi yaptığımızda tencerenin dibini yani sıyırıp yemeği... Çocuklar bize bırakmıyorlar. Kekin, çok severim. Kek harcının ve evet. Özellikle böyle çikolatalı tatlıların evet. Çocuklar hemen böyle bir parmaklarla yemek istiyorlar. Vallahi çocukken çok yapardım. Hala keşke kalsa bana fırsat keşke. Gene yaparım yani ben onu. Evet muhteşem görünüyor. Yine tamam. Kavanoz kapaklarımız sıcak suyun içerisinde bekledi. Aha. Şöyle alıyoruz. Her zamanki yöntemimiz... İki ileri, bir geri. Sıkıca kapattığımızdan tamam. Emin olalım. Ters çeviriyoruz. Bu yarım oldu arkadaşlar. Onun için yine küçük 250 gramlıklardan da kullanabiliriz. Koyabiliriz. Evet. Tamam. İki geri, bir ileri. Güzel. Ne güzel. Bu sonbahar geldiği zaman... Geçen aklıma şey geldi. Eylül ayı geldiği zaman ben Eylül'ün nasıl geçtiğini anlamıyorum. Çünkü hani çalışmasanız bile ben çalıştığım için tabii programla ilgili bizim hazırlıklarımız yapılıyor. Böyle küçük küçük telaşlarımız başlıyor. Ama onun dışında ev hayatında da aslında yoğun bir telaş yaşıyoruz Eylül ayında. Çünkü okullar başlıyor. Okul alışverişi. Okul hazırlıkları, onları hadi çocuklar Eylül'ün ortasında okul açıldı, okula gönderiyoruz. Bu sefer de sonbahar hazırlıkları. Evet. Türk hanımları olarak böyle önce bir evimizi baştan aşağı bir sonbahar, kış temizliği yapıyoruz. Daha sonra da en önemlisi işte kış hazırlıkları. Reçel yapıyoruz, salça yapıyoruz. Ondan sonra turşular. Böyle turşular yapıyoruz. Başka neler yapıyoruz? Soslar. Benim aklıma gelmedi. Soslar yapıyoruz. İşte böyle bir bakliyatları falan yeniden gözden geçiriyoruz. Şakşukalar yapacağız inşallah. Aynen öyle. İnşallah yapalım. Yani mutlaka bir gün
Kış boyunca yiyebileceğimiz şeylerin hazırlıklarını yapalım Yasemin'cim, İnşallah. Olur mu? İnşallah. Eğer gün aşırı ayarlayabilirsek ben burada susuz turşu yapmayı da çok isterim sevgili izleyenlerimize. Evet. Aa, onu bilmiyorum ben. Şimdi bütün sebzelerimizi bileğin içerisinde karıştırıp tamamen kendi öz suyunu salmasını bekliyoruz. Yine karanlık serin bir yerde 24 saat bekletiyoruz. Ara ara karıştıracağız. Sebzelerimiz kendi öz suyunu saldıktan sonra başka hiçbir malzeme eklemiyoruz. Ertesi gün bidonlarımızda veya cam kaplarımıza ne istiyorsak onun içerisine yerleştirip yine ortalama bir 15-20 gün içerisinde hazır oluyor turşumuz. Hiçbir şekilde su eklemiyoruz ona. Sadece çok az sirke, tuzunu ve limon suyunu ekliyoruz. Bu kadar. Ama çok lezzetli olur. Hiç duymamıştım ama bir deneyelim bence. Yapalım inşallah. Kesinlikle. Olur çok mu? Lezzetli olur ve benim en çok denediğim turşulardan, özellikle klasik olarak yaptığım turşudur susuz turşu. Eminim yapacak olanlar da çok beğeneceklerdir. İlk kez deneyecek olanlar için çok pratik. Özellikle. Bir de şimdi aklıma ne geldi? İnşallah yemek yaptığımız zaman bu hafta gene fırsatın olursa ya da ondan sonraki hafta da olabilir. Herhangi bir yemeğin yanına pancar turşusu yapalım mı? Tabii ki. Çünkü kırmızı pancar inanılmaz derecede kıymetli bir Rabbimizin bize göndermiş olduğu şifa kaynağı bir sebze diyorum. Ben çok severim pancarı. Turşusunu severim, salatasını yaparım. Böyle hanımlar misafirleri geldiği zaman da yaparlar böyle yoğurtla falan ama turşusu çok kıymetli, böyle sarımsakla, sirkeyle. İstersen onu da bir aklında bulunsun. Kesinlikle. Ne zaman istersen onu bir listeye al bence. Tabii olur mu? Tabii ki listemizi hazırlayalım. Pancar turşumuzu, yine karışık turşumuzu, salatalık turşusu. Tamam. Hazır turşular ve klasik turşumuzu, hızlı turşumuzu hepsini sırayla böyle inşallah yapalım. Böyle yemeklerin yanına azar azar, hazırlayalım, yapalım. Çünkü yeni evlenecek diyeyim ya da yeni evlenmiş olan böyle genç hanım kardeşlerimizin bilmediği bir takım püf noktaları olabilir. Onları da verelim inşallah. Çok teşekkür ediyorum sevgili Yasemin. Çok güzeldi her şey. Eline koluna sağlık. Yenlere afiyet olsun. Çok sağ ol. Afiyet bal şeker olsun inşallah. Biz de bunları böyle inşallah güzel karanlık serin bir yerde saklayacağız. Misafirlerimiz geldiği zaman da onlara ikram edeceğiz. Yapacağız. Önümüzdeki hafta turşularımız hazır olsun. Yanına bir kısır yapalım. Tamam. Ve onunla beraber de ikramı yapalım. Tamam inşallah. Harika. Evet değerli izleyenler, haftanın ilk günündeydik. Güzel bir programdı. Sevgili İhsan Çapçıoğlu hocamızla birlikteydik. Karakter inşasını, kişilik oluşumunu konuştuk. Annenin babanın rolü nedir, ne değildir bunları konuştuk. Siz de katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse yarın bu saatlerde biz yine sizlerle birlikte olmaya talibiz efendim. Sizleri de bekliyoruz. Yarına kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın.